Herkese iyi akşamlar dileyerek başlamak istiyorum webinarımıza. Ben Doktor Semra Kahraman. Bu akşam sizlere İstanbul Memorial Hastanesi Tüp Bebek ve Üreme Genetiği Merkezi olarak sesleneceğiz. Ve tartışmak istediğimiz konu zor ART olgularında güncel genetik yaklaşımlar. Burada şunu bildirmekte öncelikle fayda var ki, genetik bilimindeki baş döndürücü gelişmeler nedeniyle şu anda gerek genom testleri, gerek tüm gen dizileme, tüm egzom dizileme testlerinin yaygın olarak kullanılması ve expanded carrier screening testlerin de yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla artık daha çok genetik problemi olan veya infertilitenin genetikle yolunun kesiştiği problemlerin tanımlandığı vakalara şahit oluyoruz. Bu nedenle bugün sizlere ben bir IVF klinisyeni olarak zor ART olgularında güncel genetik yaklaşımlardan bahsedeceğim. Benden sonra da kliniğimizin üreme genetiği merkezi klinik genetik uzmanı Doçent Doktor Burhan Düz sizinle bu konudaki genetik yaklaşımı tartışacak. Daha sonra iki değerli arkadaşım yine üreme genetiği merkezinden doktor PhD Murat Çetinkaya moleküler genetik merkezimizin sorumlusu olarak sizlere PGT-M uygulamalarında çiftlerin karar verme süreçlerini etkileyen faktörleri tartışacak makale sunumunda. Ve ardından Doktor PhD Karolin Pirkevi Çetinkaya İstanbul Memorial Hastanesi Embriyoloji Laboratuvarı bilimsel sorumlusu olarak sizlerle IVF olgularında aneuploidi oranının tahmin edilebilmesi için tüm egzom dizilemenin kullanılmasıyla ilgili bir makale paylaşacak. Ve sonuçta tartışma kısmına geldiğimizde de bir misafirimiz bizimle birlikte olacak. Ankara'dan Doçent Doktor Evrim Ünsal, Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Mikrogen Genetik Tanı Merkezi'nin moleküler genetik laboratuvarı yöneticisi olarak bizlerle birlikte olacak. Ayrıca Evrim Hanım'ı hepimiz TSRM'nin hazırlamakta olduğu PGT kılavuzunun hazırlanmasında göstermiş olduğu üstün gayretler nedeniyle tanıyor ve tebrik ediyoruz. Şimdi ben zor ART olgularından bahsederken aslında şüpheli gen defeklerinin yol açtığı infertil olguları kastediyorum ve daha çok bu olgularla ilgili sizinle tartışacağım. Daha sonra Burhan Bey ise infertil olsun ya da infertil olmasın, IVF merkezine başvuran çiftlerin öykülerinden yola çıkarak şüphelenilen genetik durumların tanımlanabilmesiyle ilgili nasıl yaklaştığımızı anlatacak. Şimdi burada ART vakalarının, zor ART vakalarının genlerle ilgili olanlarını kastederken ben tabii klinik bir perspektiften bu konuyu tartışmak isteyeceğim sizinle. Ancak neyi kastediyoruz zor ART vakaları olarak? Aslında zor ART vakaları olarak şunu kastediyoruz. Birden fazla ART uygulamasında alınan tüm önlemlere rağmen aynı şiddetli patolojinin, şiddetli infertilite durumunun devam ediyor olması durumu bize genlerin yani genetik faktörlerin rol oynayabileceği uzun süreli unexplained infertilite gibi tanımlanmış vakaları aslında tanımlıyor bize. Hangi vakalar bunlar? Klinisyenler olarak oosit matürasyon defekti, yani tekrarlayan uygulamalarda dediğim gibi alınan önlemlere rağmen az sayıda veya hiç matür oosit elde edilemeyen olgular ya da tekrarlayan uygulamalarda düşük oranlı ya da hiç fertilizasyon gerçekleşmeyen olgular veya klinikte sıklıkla gördüğümüz üzere erken dönem embriyonik gelişim aresti, literatürde artık PEDA olarak yer alan
düşük sayıda veya hiç embriyonik gelişimin olmaması durumu bizi IVF uzmanları olarak en çok zorlayan durumlar olarak karşımıza çıkıyor. Kendi pratiğimizde olgularımızın %8-10 kadarı bu kategoriye denk geliyor. Literatüre bakarsanız da olguların %5-10 kadarında görülüyor bu patolojiler. Bu patolojiler bazen tek başına, bazen ikili, bazen tümü bir arada görünüyor. Şöyle ki hem düşük sayıda olgun oosit alıp düşük döllenme olup kötü ve az sayıda embriyo veya hiç embriyo gelişmemesi durumu olabiliyor. Şöyle düşünelim, bir vakayı ilk IVF uygulamasına aldık. Uygun trigger yapmış olmamıza rağmen beklediğimiz folikül sayısının aksine çok az sayıda ya da hiç olgun yumurta elde edemedik. Klinisyen olarak aklımıza ilk gelen durum şudur. Acaba HCG uygun yapılmadı mı? Veya ilacın biyoaktivitesinde bir sorun mu vardı? Bir sonraki uygulamada bununla ilgili önlemleri alıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte analog trigger ekliyoruz, doğal trigger yapıyoruz. İşlem esnasında kan alarak HCG düzeyine bakıyoruz. Ama buna rağmen aynı patoloji tekrar ediyor ise yine benzer bir şekilde embriyonik gelişim arrestinde de ilk uygulamada sorun olduğunda acaba ovülasyon indüksiyonuyla ilgili bir hata mı oluştu ya da laboratuvarda ortaya çıkan bazı problemler mi buna yol açtı gibi düşünerek ama sonraki uygulamalarda tüm kullanılan ilaçlara, laboratuvar işlemlerine, kos takibine çok daha sıkı monitörizasyona rağmen yine aynı durum tekrar ediyor ise bir IVF uzmanı olarak bu vakaların altında bir genetik faktörün olabileceğini aklımıza getirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bu tür infertilitenin en şiddetli formlarında aslında klinisyene oldukça önemli bir görev düşüyor. Neden? Çünkü klinisyen bu durumları klinikte tanımlayabilen ve bu hastaları genetik birimiyle, genetik ünitesiyle irtibata geçerek bu hastaların genetik testlerden faydalanabilmesi veya genetik yönden değerlendirilmesini sağlayan kişi. Neden? Çünkü şiddetli infertilitesi olan bu vakalar hiçbir zaman benim bu sorunum genetikle ilgili ben gidip bir genetik doktoruyla görüşeyim demiyorlar doğal olarak. IVF merkezlerine geliyorlar. Hatta problem anlaşılamazsa bu vakalar defalarca başarısız denemeler yapıyorlar. O nedenle klinisyen, IVF klinisyeni gerçekten hem iyi bir sorgulama, hem dikkatli takip, hem laboratuvarla işbirliği yaparak olayın altında yatan başka nedenlerin olup olmadığını araştırmakla yükümlü. Böylece bu vakaların genetikle alakalı olduğu ne kadar sıklıkla ortaya konursa, literatürde bu vakalarla ilgili biriken ve tanımlanmış gen sayısı artacağı için yakın bir gelecekte bu vakalar için tıpkı diğer hastalıkların panelleri olduğu gibi infertilitenin bu zor vakalarının da infertilite panellerinin hazırlanması mümkün olabilir. Şimdi buraya bakarsak çok yakın zamanda oosit ve embriyo gelişiminden sorumlu olan tanımlanmış genler var. Bu genler oositin en baştaki GV aşamasından başlayarak metafaz 1 döneminde, fertilizasyon döneminde, erken zigot döneminde veya geç klivaj döneminde gelişim arrestine yol açabiliyorlar. Burada mavi ile işaretli gördüğünüz genler çok yeni tanımlanmış genler. Tabii ki bu kadarla kısıtlı değil bu genler. Her gün infertiliteye yol açan yeni genler tanımlanıyor ve bunlar yayınlanıyor. İnsanlarda infertilite ile bağlantılı olduğu düşünülen 600 civarında gen aslında tanımlandı. Bu sayı artıyor. Hayvanlarda ise 2000 civarında genin infertilite ile ilgili olabileceği düşünülüyor. Belki hayvan çalışmalarında tanımlanmış olan bu genlerin bir kısmı yakında insanlarda da infertiliteden sorumlu genler olarak literatüre girecekler. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman izole oosit gelişim defekti yani oosit matürasyon defektine yol açan
Ve en sık görülen genlere baktığımız zaman TUP8 geni, zona pellucida gen defektine yol açan genler, PATL2 geni, TRP13, WEE2 gibi hakikaten sıklıkla karşılaştığımız genler ve bu genlerin yol açtığı fenotipik spektrumlar var. Bunlar çok ağır. İşte bu fenotipik spektrum bizim karşımıza sizden hiç olgun yumurta alınamıyor veya embriyo gelişimi olmuyor klinik bulgularıyla geri dönüyor. Öyle ki fenotipik spektrumda döllenme başarısızlıkları, implantasyon başarısızlıkları, empty follicle sindrom dediğimiz hiç oosit alınamaması, oositlerde morfolojik defekler, GV state arrestler, hücre bölünmesi checkpointlerinde problemler ortaya çıkabiliyor. Embriyonun gelişiminden, arrestinden sorumlu olan PEDA genlerine baktığımız zaman bu genler oositin hemen membranının altında yer alan ve subkortikal maternal kompleks olarak adlandırılan bölgede eksprese olan genler. Bu genlerin aslında çok önemli görevleri var. Bu genler oositte spindle'ın nerede pozisyon alacağını, maternal RNA'nın kontrolünü, oositte enerji dağılımına göre nerede mitokondriyal dokuya ihtiyaç olduğuna, DNA'nın oosit DNA'sından embriyo DNA programının yeniden düzenlenmesine kadar birçok önemli aşamadan sorumlu genler bunlar. Dolayısıyla bu genlerin hastalarda oluşturduğu fenotipik spektruma baktığımız zaman bunlar da çok ağır. Tekrarlayan moler gebelikler. Bunlar karşımıza geliyor ve hakikaten yaptığımız incelemelerde bununla ilgili bir çözüm ya da öneride bulunamıyoruz. Single ya da multiple imprinting sendromları. Bunlar çok önemli epigenetik bozukluklara yol açıyor. Tekrarlayan abortuslar veya fertilizasyon başarısızlıkları, implantasyon başarısızlıkları, mitotik arrest ve erken embriyo gelişim arrestine yol açabiliyor bu genlerdeki genomik varyantlar. Şimdi biz klinisyenler olarak bu tür vakalar bize geldiğinde nasıl tanımlayacağımız, bunlarla nasıl davranacağımız konusunda herhangi bir literatürden yardım alamadığımız için bununla ilgili, yani şöyle düşünelim, yılda 6-7 bin siklus yapan bir merkez olarak bu olguların %8-10 kadarı bu patolojik durumları sergiliyor ise eğer, o zaman yılda 600-700 sikluslu bir vaka grubuyla karşı karşıyayız. Bu vakalarda ne yapacağımızla ilgili elimizde bize yol gösteren hiçbir guide yok. Bu nedenle bu vakalarla ilgili bir çalışma yapmayı hedefledik ve bu çalışmadaki hedefimiz oosit gelişim defekti ve embriyo gelişim defekti gösteren vakalarda acaba ilgili genler var mı ve biz bu genleri gösterebilir miyiz? Bu amaçla bir kolaboratif çalışma başlattık 2018 yılında. Bu çalışma halen devam ediyor. Çalışma kendi merkezimiz Next Generation Solutions, Çin'de David Cram ve Don Lay başkanlığında ve Antonio Capalbo, iGenomics İtalya'dan olmak üzere bu çalışma halen devam ediyor. Bu çalışmada gerçekten oosit matürasyon defekti gösteren, embriyo gelişim aresti ve fertilizasyon defekti gösteren vakaları tanımlayabilmek için öncelikle 14.551 blastosist döneme ulaşmış vakanın ortalama bizim kliniğimizin averaj oosit matürasyon, oosit fertilizasyon ve blastülasyon oranlarını hesapladık. Ve kadın yaşına göre bu oranların belirgin şekilde altında, istatistiki olarak altında kalan olguların saptanması konusunda bir istatistik outlier oluşturduk ve böylece düşük matürasyon, düşük fertilizasyon ve PEDA gösteren olguların tanımlanmasını sağladık. Ancak bu çalışmaya ailesinde gerçekten infertilite problemi olan ve veya ebeveynleri akraba, çoğunlukla birinci derecede kuzen olan
kadınları dahil ettik. Neden kadınları dahil ettik? Erkekler değil. Çünkü oosit matürasyon defekti bu vakaların neredeyse birçoğunda olaya dahil olduğu için kadından kaynaklanan ve kadına ait ailevi infertilite öyküsü olan veya ebeveynlerin akraba olduğu çok spesifik bir grubu seçmeye çalıştık ki genomik varyantları ortaya koymaya çalışabilirim. 58 vakanın, bu 58 hastanın genel özelliklerine baktığımız zaman bunlar uzun süreli unexplained infertility olarak tanımlanmış vakalardı. Genç kadınlardı bunlar. Çoğunun iyi veya yüksek over rezervi vardı. Çünkü düşük over rezervi ya da yaşlı kadınlarda matürasyon defekti, fertilizasyon defekti, embriyo gelişim aresti tanısı koymak çok mümkün değil. Neden? Orada bu durumu etkileyen rezerv azlığı, oosit kalite düşüklüğü veya yaş faktörü gibi durumlar var. Onun için böyle bir problemi gerçek anlamda tanımlayabilmek için hakikaten over rezervi iyi ve yüksek olan vakalarda, yani yüksek sayıda oosit beklenen vakalarda bu tanımlamayı yaptık. Bu kadınların eşlerinde en az iki kez yapılmış kapsamlı sperm analizi, DNA fragmentasyonları dahil olmak üzere normaldi. Bu iki analizin normal olması embriyo gelişim probleminin erkekten kaynaklanmadığını %100 teyit etmez. Ama en azından bu erkeklerin ailelerinde ailevi bir erkek infertilite sorunu yoktu ve eşlerin karyotipleri normaldi. Baktığımız zaman hakikaten kadın yaşı 32, AMH değerleri iyi, ortalama infertilite süreleri yaklaşık 7.1 yıl, yani 3 ila 19 yıl arasında değişiyor ve daha da önemlisi bu olguların önceki deneme sayıları 2 ila 16 arasında, ortalama 4.8 kez deneme yapmış olgulardı bunlar. Yani düşünebiliyor musunuz, embriyo gelişim aresti olup 16 kez deneme yapılmış vakalar var bunların içerisinde. O nedenle klinisyene önemli görev düştüğünün altını çizmek istiyorum tekrar. Bu vakalarda biraz önce dedim ki aile özellikleri, ailevi infertilite ve ebeveyn akrabalığına özellikle dikkat ettik öyküde. Nitekim bu kadınların 18'inde ailelerinde erken menopoz öyküsü, tekrar eden düşükler, ailede mental retarde veya motor defisitli vakalar mevcuttu. Ayrıca bakıldığında 19 kadında ise bunların ebeveynlerinin birinci derecede kuzen oldukları öğrenildi. Ayrıca 4 çiftin hem eşler arası akrabalık hem de kadın ve erkeğin parental birinci derecede kuzen akrabalığı olduğunu öğrendik. Şimdi burada iki tane örnek vaka göstereceğim size. Aslında bu vakaları sunarken yanlarında videoları da oynuyordu ama burada videoları ayrı göstermek durumunda kaldık. 36 yaşında çok uzun süreli infertilitesi olan 15 yıllık bir olgu. 3 kez deneme yapmış. Son denemesi kendi merkezimizde gerçekleştirildi. Bu 3 denemede toplam 29 tane oosit elde edilen vaka, fakat bu oositlerin hiçbirisi matür değil. Bize geldiğinde verdiği öyküden yola çıkarak matürasyon konusunda gerçekten folikül boyutları, östrojen değeri ve hani matürasyonu engelleyebilecek asenkronite gibi problemleri ekarte etmemize rağmen vakadan hiç matür oosit bizim kliniğimizde de elde edilemedi ve bu vakada oosit matürasyon defektinin altında bir gen problemi yatabileceğinden şüphelenerek whole exome sequencing, tüm egzom sekanslama testini istedik. Ve bu testin sonucunda bu kadında homozigot PATL2 gen mutasyonu saptandı. Şimdi burada vakanın time-lapse imaging'deki görüntülerine bakarsak yaklaşık 48 saat süreyle yapılan gözlemde oositlerde herhangi bir matürasyon belirtisi olmadığı gibi bazı oositler santral granülasyon göstermekteydi ve bu vakaların matürasyonu, oositlerinin matürasyonu gerçekleşmedi. Şimdi bu vakada bulunmuş olan PATL2
gen mutasyonu, oosit matürasyonu ve erken embriyonik gelişimde son derece önemli rol oynayan bir gen. Ve bu gen aynı zamanda maternal messenger RNA'nın oosit matürasyonu sırasındaki regülasyonunu sağlayan gen. Bu gende mutasyon olduğunda oosit matürasyonu bozuluyor. Aynı zamanda oositlerde bazı ciddi morfolojik defeklere yol açıyor. Fragmented oocyte, asimetrik bölünme veya meiotic spindle problemi veya meiotic spindle'ın olmaması gibi ciddi problemlere yol açıyor. Bir ikinci vaka ise 34 yaşında 4 yıllık infertil, 4 kez ART denemiş bir polikistik over sendromlu vaka idi. Bu vakanın son uygulaması yine merkezimizde gerçekleşti ve bu 4 uygulamada toplam 85 oosit elde edilen olgunun hem oosit matürasyonu beklenenin altında hem de fertilizasyonu beklenenin altında idi. Bu vakada erken embriyonik gelişim aresti tanısı koyarak ve hastanın öyküsüne baktığımızda önceki uygulamalarında da kötü embriyo kalitesi, tekrar eden implantasyon başarısızlığı, ART'lerde veya spontan tekrar eden düşükler öyküsü olduğunu gördük. Bu son uygulaması merkezimizde yapılan bu vakanın embriyolarının gelişimi timelapse'de 131. saate kadar takip edildi. Bu takipte embriyolar çok erken evrede bir takım bölünme anomalileri göstermekteydi. Direkt klivaj, reverse klivaj gibi ve embriyoları izlediğimizde bir programlı hücre ölümü tablosunun neredeyse var olduğunu gördük ve mecburi olarak kötü gelişen iki tane poor quality embriyonun transferi de bizde de gebelik elde edilemedi bu vakada ve hakikaten embriyolar çok erken dönemde aşırı fragmantasyon, asenkron bölünme gibi anormal gelişim paternleri izlediler ve blastosiste hiçbir embriyosu ulaşmadı. Dolayısıyla bu vakada da yapılan gen incelemesinde NLRP5 dediğimiz yine subkortikal maternal kompleksin bir üyesi olan ve embriyogenezis'te çok önemli rol oynayan bir gen mutasyonunun homozigot olarak var olduğunu gördük. Buradaki gen zigotun erken dönem klivaja girmesini sağlayan gen. Ayrıca bu gen mitokondriyal oosit içerisindeki mitokondriyal dağılımı regüle eden bir gen. Bu genin mutasyonu erken embriyonik gelişim arrestine yol açıyor. İşte burada genin mutasyonlu fare oositlerindeki yol açtığı anormal mitokondriyal dağılımı görüyorsunuz. Oldukça zayıf bir dağılım var. Yan tarafta ise normal fare oositinde mitokondriyal dağılımın nasıl normal bir şekilde gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kendi çalışmamıza dönersek, bu çalışma için gerçekleştirdiğimiz bioinformatik ve kullanılan database'de biraz önce söylediğim gibi 58 adet oosit ve embriyonik gelişim aresti olan vakanın aynı zamanda 920 adet sağlıklı kontrol grubu kullanıldı. Bu 920 kontrol grubu vaka public dataset'ten elde edildi ve aynı zamanda iGenomics datasetinden yine kontrol grubu olarak kullanılan 1343 genç egg donörü olan ve whole exome sequencing'i tanımlanmış olan vakaların exome sekanslama testlerinin sonuçları da bir kontrol grubu oluşturdu. Burada whole exome sequencing'in detaylarına girmiyorum. Burada bir sürü filtreleme yöntemi kullanılarak yaklaşık 22-24 bin gen arasından infertiliteye yol açan genlerin filtreleyerek o genlerin taraması yapıldı. Ve bu vakaların ilk 22 tanesi 2022 RBM Online dergisinde maternal egzom analizinin oosit matürasyon ve erken embriyonik gelişim arestindeki
tanımlanması olarak bu çalışma yayınlandı. Ancak çalışma halen vaka sayısı artarak devam ediyor. Şimdi bu bizim vakalardaki 58 olguda elde ettiğimiz egzom sekanslama sonuçlarına bakarsak, bu olguların yaklaşık %15 kadarında infertiliteye yol açan aday genler tespit edildi. Bununla ilgili birazdan bilgi vereceğim. Olguların %40 kadarında ise literatürde tanımlanmış, insanlarda infertiliteye yol açtığı gösterilmiş gen tespit edildi. Şimdi böyle baktığımız zaman candidate genler ve daha önceden tanımlanmış genlerin toplamı bizim çalışma grubumuzda olguların %55'inde bu şiddetli infertiliteye aday ya da bilinen genlerin yol açtığını gösterdi. Tabii bu olağanüstü yüksek bir oran. Ancak hatırlayalım, bu vaka grubu son derece süzülerek seçilmiş bir vaka grubu. Zaten ebeveynlerinde bir öykü var. Ailelerinde infertilite veya diğer genetik bozukluklarla ilgili öykü olan vakalar bunlar. Ancak olguların %45'inde ise oosit matürasyon defekti veya embriyo gelişim arrestini açıklayabilecek bir gen ortaya konmadı. Dolayısıyla bu süzülmüş vaka grubundaki %55 civarında genomik varyantın ortaya konulmuş olması, infertilitenin zor olgularında yolumuzun nasıl üreme genetiğiyle kesiştiğini bizlere net olarak gösteriyor. Burada bulduğumuz bilinen mutasyon genlerine bakarsak, bu genler içerisinde birinci sırada gerçekten TUP8 geni, daha sonra PALT2 genleri, ardından NLRP grubu genler, WEE2, PADI6 gibi bilinen genler yer almakta. Aday genlerimize bakarsak 9 gende, 9 olguda aday genler tanımlandı. Bu aday genler niye diyoruz bunlara? Çünkü bu genleri aday olarak kabul ettik. Bu genlerin infertilite yolaklarında rolleri var. Ancak bu sadece hayvan çalışmalarında gösterilmiş. Henüz insan çalışmalarında, evet, bu insan çalışmasındaki şu gen bu infertiliteyle alakalıdır, henüz kanıtlanmamış. Ve bizim bu vakalarımızda henüz bu vakaların ebeveynlerinde ailevi segregasyon analizi dediğimiz tanımlayıcı analizlerin tümü gerçekleşmemiş. Ancak burada kendi yayınımızda hayvanlarda tanımlanmış infertiliteye yol açan ENSA geninin ilk kez insanlarda da infertiliteye yol açtığı ile ilgili bir saptamamız oldu. Dolayısıyla bu 58 vakanın bu genomik incelemeleri yapılmadan önceki genel öykülerine baktığımız zaman, bu 58 vakaya toplamda 266 siklus tedavi yapılmış bizde veya dış merkezlerde. Burada gördüğünüz gibi bu 266 cycle'ın ancak 108'inde embriyo transferi yapılabilmiş. Bu 108 olgunun sadece 17'sinde gebelik elde edilmiş, pozitif beta HCG testi olarak. Ancak bu gebeliklerin %82,3'ü gebelik kaybıyla sonlanmış. Yani bu vakalarda çok düşük oranda gebelik elde etseniz de muhtemel genomik varyantların yol açtığı kromozomal anomaliler nedeniyle çok yüksek oranda gebelik kayıpları gerçekleşiyor. Sonuca baktığımızda embriyo transferi başına canlı doğum oranları 2,7 olarak saptanan son derece önemli bir grup bu. Peki bu vakalar, bu genomik varyantlar sonucunda kendilerinde olan bu problemi öğrendiklerinde bize en sık sordukları soru şu: bizim herhangi bir tedavi umudumuz var mıdır? Biz IVF'e devam etmeli miyiz ya da bu ağır durumumuzu çözebilecek herhangi bir çözüm, çalışma veya bir umut var mıdır? Böyle oldu, bu soru sorulduğu zaman tabii literatüre baktığımızda bu vakalarla ilgili belki de çok uzak olmayacak bir gelecekte
umut veren bazı çalışmalar olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesini burada görmek istiyorum. Oosit maturasyon arrestine yol açan TRP13 geninin patojenik varyantının yol açtığı bir vaka bu. Ve bu vakada daha önce yapılmış uygulamaların hiçbirisinde matür oosit elde edilememiş. Ancak bu çalışmada kontrol grubu olarak elde edilen oositlerin iki tanesi herhangi bir işlem yapılmadan ertesi gün bakıldığında yine metafaz 1'de arrest olarak kalırken 3 tane metafaz 1 oosit bu TRP13 geninin komplementary RNA'sı hazırlanarak oositlerin içine enjekte edilmiş. Ve enjekte edilen oositlerin 10 saat sonra metafaz 1'den metafaz 2 aşamasına geçtikleri izlenmiş. Metafaz 2'ye ulaşan bu yumurtalara mikro enjeksiyon işlemi yapıldıktan sonra döllenme olduğu gözlenip 6. güne kadar embriyoların gelişimi takip edilmiş. Ve bu vakalarda bu oositlerin üçünün de başarılı bir şekilde 6. günde blastosist evresine ulaştığını gösteren ilk eksperimental insan çalışmalarından birisi bu. Matürasyon arrestinden oositlerin kurtulmasını sağlayıp embriyo gelişimine dönmesine yol açan ilk deneysel çalışma. Bir başka çalışma ise döllenme başarısızlığına yol açan WEE2 geninin mutasyonlu olduğu bir kadında yapılan bir çalışma. Bu gen farelerde meiotik arrestin kontrolünde rol oynayan bir gen. Burada da yine aynı şekilde iki oosit kontrol grubu olarak kullanılırken üç oosite yine aynı genin hazırlanmış olan sağlıklı komplementeri RNA'sı enjekte edildikten sonra fertilizasyon olduğu ve 6. günde fertilize olan bu 4 oositin 2 tanesinin blastosiste döndüğü izlenmiş. Ve bu iki blastosiste üstelik bir de kromozomal inceleme için PGT yapılıp her ikisinin de normal kromozomal yapısı olduğu saptanmış. Ancak bu embriyolar transfer edilmemiş. Transfer edilmeme sebebi henüz etik olarak böyle bir çalışmanın insanlarda uygulanabileceğine dair oluşmuş bir konsensus olmadığı gibi yapılan komplementer RNA enjeksiyonundan sonra gelişen embriyoların transferiyle oluşacak gebeliklerin emniyetli olup olmadığı konusunda da henüz tam olarak kanıtlanmış veriler yok. İşte bu da yine fertilizasyon başarısızlığından bu enjeksiyon nedeniyle embriyo geliştirilebilen yeni tedavi modellerinden birisinin örneği. Son olarak bir de FBXO 43 varyantı embriyo gelişim arrestine yol açan çok önemli meiozis'te rol oynayan bir gen. Yine farelerde çalışma yapıldıktan sonra yapılan insan çalışmasında complementary RNA enjeksiyonundan sonra yine erken embriyonik gelişim arrestinden kurtarılmış bir vakanın 5. 6. günde gelişen blastositlerini burada izliyoruz. Bu olguların değerlendirilmesi ve literatürdeki bu çalışmaların sonucunda şu mesajları vermek isterim. IVF kliniklerinde zor olgularda eğer neden açıklanamıyor ise ve çoğunlukla unexplained infertil olduğu düşünülen bu olgularda genomik analizlerin yapılması, IVF klinisyenlerine yol göstermesi, tanıda yol göstermesi açısından son derece önemli. Çünkü bu analizler bize infertilitenin nedenini açıklayabilir. Hastalarda yapılacak tedavilerin nasıl bir prognoz göstereceği konusunda bize bilgi verir. Böylece başarısız yapılacak birçok IVF uygulamasının önüne geçilmesi, çiftin bilgilendirilmesi, embriyo transferi yapılabilen vakalarda mevcut gen mutasyonunun ayrıca bebeğe aktarılabilme riskinin olduğunun çiftlere verilebilmesi. Ama en önemlisi bizler olarak yani IVF klinisyenleri olarak bizi ilgilendiren en önemli nokta
bizim bu vakalarda potansiyel bir tedavi yönteminin olup olmadığı, eğer varsa bu yöntemler, bunlarla ilgili ne tür araştırma ve çalışmalar yapabileceğimiz ve hastaları nasıl bilgilendireceğimiz konusunda bize yön göstermesi açısından son derece önemli. Bu yapmış olduğumuz çalışmadan yola çıkarak şu andaki amaçlarımız ise bu vaka sayılarını arttırarak daha çok genomik varyantın tanımlanmasının sağlanması ve daha çok functional study dediğimiz ebeveynlerde yapılan incelemelerle genlerin ve varyantların validasyonunun sağlanması ve eğer mümkünse ve varsa yakın gelecekte mevcut olan tedavi edici uygulamalar için hazırlıklı olabilmemiz veya bu uygulamaların nasıl yapıldığını öğrenebiliyor olmamız açısından çok önemli. Ben bu çalışma için Memorial Hastanesi'ndeki tüm arkadaşlarıma, çalışmanın ortaklarından olan özellikle Sayın Antonio Capalbo ve İtalya iGenomics grubuna, Next Generation Solution grubundan David Krem ve Don Lee'ye ve ayrıca diğer çalışma ortaklarına da bu vesileyle teşekkür ediyorum ve beni dinlediğiniz için tüm katılımcı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve bu sunumun hemen ardından Doktor Burhan Düz, klinik genetik uzmanımız, bize sadece infertiliteye yol açan genlerle ilgili değil ama IVF kliniklerinde almış olduğumuz öyküden yola çıkılarak çiftlerdeki genetik hastalık, infertil olsun olmasın, risklerinin değerlendirilmesi ve bu durumlarda nasıl yaklaşımda bulunmamız gerekli olduğu konusunda sizlere kendi kliniğimizdeki deneyimden de yola çıkarak bilgi verecek. Lütfen Burhan. Mikrofonu açmak gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Aslında IVF kliniklerine başvuran çiftlerin birçoğunun infertilite sorunu dışında fertilizasyon sorunu olmaksızın geçirilmiş bir gebelikteki kötü bir obstetrik öykü, anomalili bir çocuğun doğması, akraba evliliklerinin yoğun olması veya akrabaları da tam tanı konulmamış bir genetik hastalık veya bunun şüphesinin olmasıyla ilgili bizlere öyküde bazı ipuçları verebiliyorlar. Bu ailelerin öykülerini alırken tabii ki bu bilgileri göz ardı ederek tüp bebek süreçlerine devam edemeyiz. Çünkü bu ufak ipuçları bizler için aslında önemli genetik hastalıklar için bir haberci olabilir. Dolayısıyla bugün ben özellikle IVF hekimlerinin bu konuda farkındalığını artırarak öykünün detaylandırıldıktan sonra yapılacak konsültasyonlar, genetik test istemleriyle hastaların nasıl bir yönetim sergilenebileceğine dair sizin de bu konuyu konuşmak istiyorum. Çiftlerin aslında değerlendirilmesinde ve ilk öykülerin alınmasında çok önemli ipuçları bizim için olabiliyor. İnfertil olmayan çiftlerde tekrarlayan erken veya ikinci trimester gebelik kayıpları, bazı tekrarlayan ikinci trimester kayıpları fetal akinezi sendromlarına veya torasik displaziler için bir haberci olabilir. Bunun yanında tekrarlayan intrauterin gelişim öyküsü, altında yatan sekonder başka bir faktör olmadığı durumlarda çeşitli gen bozukluklarına bağlı olarak bu durum ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra fetüste tanımlanmamış bazı multiple anomaliler olabilir. Genetik sendromlar zaten bilindiği üzerine birden fazla sistemi etkileyen, buna bağlı olarak beyin bulgusu, kalp bulgusu,
veya diğer yapısal iskelet deformiteleriyle birlikte gidebilir. Dolayısıyla fetüste görülmüş olan ultrasonografik bulgular da bizler için genetik hastalıklar açısından değerli olabiliyor. Bunun dışında ölü doğumlar, özellikle letal sendromlar açısından bulgu vermesi açısından önemlidir. Bunun dışında neonatal ölümler, erken dönemde özellikle metabolik hastalıklar, genetik hastalıklar için yine dikkat edilmesi gereken bir gruptur. Bunun yanı sıra çiftlerin bir kısmı ailelerinde tanı konulmuş olan bir genetik hastalık öyküsüyle başvurabiliyorlar. Aslında önemli bir grupta, yani benim kendi deneyimimde başvuran çiftin kendisinde bir genetik hastalık tanısının ilk defa konulduğu veyahut da ailelerinde bilinen bir genetik hastalığın taşıyıcılığının kendilerinde taşıyıcılığın gerçekten tespit edilmeyle ilgili öyküleriyle başvurabiliyorlar. Bunun yanı sıra da ülkemizde özellikle bazı kesimlerde akraba evlilikleri çiftin kendisinde ve ebeveynlerinde çok yoğun olarak gözlenmekte. Bunlar da yine genetik hastalıklar için, özellikle otozomal resesif grup hastalıklar için bir haberci olabilir. Bu durumda çiftler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmeli ve bir genetik danışmanlık almalılar. Tabii burada genetik riski değerlendirmek için az önce başta vurgulamak istediğim gibi IVF hekiminin ilk başvuran ailenin değerlendirmesinde bu bulgular açısından oldukça farkında olması gerekir. Çünkü ailelerin hiçbiri bu bulgularla başta bir tıbbi genetik polikliniğine başvuruda bulunmuyorlar. Dolayısıyla genetik riskin değerlendirilmesi de alınan ayrıntılı öykü ile IVF hekiminin genetik bir hastalıktan öncelikle şüphelenmesi gerekir. Bu şüpheden sonra bir genetik uzmanının bu risk faktörlerini değerlendirmesi, bu elde edilen bulgularla bir genetik test gerekliliğin olup olmadığı açısından değerlendirdikten sonra aileyle bir genetik danışmanlık seansı sonrasında bir karar verilmesi gerekir. Son aşamada da aile test yapılmasını onaylarsa bu test sonuçlarını aileyle birlikte konuşarak ve sürecin nasıl yönetileceğiyle birlikte IVF kliniğiyle birlikte multidisipliner bir şekilde bir karar mekanizmasıyla tüp bebek sürecinin devamı gerçekleşmektedir. Burada IVF hekimlerinin ilk sorgulama esnasında bizim kendi kliniğimiz deneyiminde bazı hani ilk aşamada sorduğumuz sorularımız var. Çift arasında kendi aralarında bir akrabalık var mı? Anne babaları aralarında bir akrabalık olup olmadığı, ailevi bir infertilite durumunun olup olmadığı, erkek infertilitesi olan birey var mı? Ya da ailede ART ile çocuk sahibi olan bir kişi var mı? Ailevi diğer genetik sendromlar açısından zihinsel engelli ya da bedensel engelli bireylerin olup olmadığı, yine kalıtsal benzer klinik tabloların tekrar edip etmediği, aileler kromozom hastalıkları ile ilgili özellikle Down sendromu açısından oldukça farkında oluyorlar. Down sendromunun olup olmadığı veya bununla ilişkili olabilecek, benzer olabilecek bir translokasyon gibi kromozomal bir bozukluk olup olmadığı, çiftin kendisinde veya ailesinde daha sık ülkemiz kuşağında, Akdeniz coğrafyasında görülen hastalıklar, Akdeniz anemisi, kistik fibrozis, bunun yanı sıra kas hastalıkları, hemofili gibi hastalıkların mevcut olup olmadığı, veya ailede veya kendilerinde tekrarlayan düşükler, ölü doğum öyküsü, sebebi bilinmeyen yeni doğan ölümleri, hatta varsa gebeliklerinde patolojik ultrasonografik bulgular veya tarama testlerindeki anomalilerde mevcut olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır ki bunlar bize diğer aşamalar için en önemli ön koşuldur. Bizim değerlendirmemiz nasıl oluyor? Bizim kliniğimizde
aynı kat içerisinde birlikte çalışıyoruz IVF uzmanları ile birlikte. Hasta da bu bahsettiğim bulgulardan bir veya birkaçının olması durumunda hasta genetik kliniğine, üreme genetiği kliniğine konsülte ediliyor ve burada çiftin hikayesi detaylandırılıyor. Detaylı bir sistem sorgusu yapılıyor. Çünkü aile sadece bir akrabalarındaki entelektüel yetersizlik, zeka geriliği hakkında bilgisi var ama sorguladığımız zaman eşlik eden nöbetinin de olduğu, nörolojik gelişim geriliğinin olduğu, işitme veya görme kayıplarının olduğu gibi bize daha fazla ipucu verebilecek bilgiler sağlıyor. Eğer çiftin kendisi ya da çocukları klinik olarak etkilenmişse onların muayenelerini gerçekleştiriyoruz. Özgeçmiş ve soygeçmiş bilgilerini alıp tüm bu bilgileri ailenin aile ağacını çizerek kalıtım özelliğinin ne olduğu bu tüm bilgilerle birleştirerek bir ön tanı oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer etkilenmiş bireyi görmemişsek veyahut da bir fetal bir durum varsa önceki genetik önceki epikrizler veya varsa genetik testleri değerlendirilerek klinik genetik değerlendirmesi tamamlanıyor. Bundan sonraki aşamada genetik testler açısından değerlendirdiğimizde hani artık hani yeni nesil testler aslında bakarsanız ama daha konvansiyonel olarak değerlendirebileceğimiz mikroerey testi özellikle şu an güncel olarak abortlardan sonra rutin olarak istenmesi önerilen bir test. Tek yan analizi örnek verecek olursak bir beta talasemi için, bir kistik fibrozis için eğer net bir şekilde klinik bunu tarif ediyorsa bir tek genin dizilenmesiyle sonuca gidebileceğimiz testleri kullanabiliriz. Bir erkek infertilitesi ile ilgili daha geniş bir durum varsa bunların panel haline getirilmiş bir gen paneliyle sorgulaması ve araştırması yapılabilir. Veya aile direkt tespit edilmiş bir mutasyonla da kliniğe başvurabilir. O zaman da bu mutasyonun çiftin her ikisinde mi veya birinde mi veya hiçbirinde mevcut olup olmadığı açısından bir tarama gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra artık daha sıklıkla ve yoğun olarak kullandığımızda genişletilmiş taşıyıcılık testleri vardır. Bu nedir? Birden fazla genin özellikle bazı kriterlere erken yaşta bulgu vermesi, letal olması, ağır hastalıklar olması gibi bir grup hastalığın bir panel haline getirilerek önden çift halinde taranmasıyla uygulanan testlerdir. Bu test oldukça yoğun olarak kullanılabilecek bir test. Tüm egzom dizileme testi genlerimizden egzonik bölgeler dediğimiz kodlanan bölgelerin içerisindeki mutasyonların taraması için 21 bin genin tamamının tarandığı bir testtir. Son olarak whole genome analizi dediğimiz tüm genom analizi testinde ise ayırt edilmeksizin genomun tamamı analiz ediliyor. Hatta son zamanlarda bu geçtiğimiz hafta PGDIS kongresinde bununla ilgili artık embriyodan bunlarla ilgili çalışmalarla embriyodaki de novo mutasyonların dahi tespit edilebileceğine dair yeni çalışmalar olduğu hakkında da bilgi vermek isterim. Sonuçta genetik testi yaptıktan sonra testin sonucunu yorumluyoruz. Bu klinikle ilişkisi nedir? Gerçekten ilişkili bir değişiklik mi? Pardon. Olası genetik hastalığın seyri nasıl olacak? Kalıtım özelliği nedir? Bir sonraki kuşak etkilenme yüzdeleri ne olacak? Ve bu hastalığın seyri nasıl? Aileyi bundan sonra nasıl bir süreç bekleyebilir? Bu konularda bilgi veriyoruz. Bizim kliniğimizde tabii bu öyküyle başvuran kişiler de bu bilgileri göz ardı ederek hareket etmek tabii ki mümkün değil hiçbir açıdan. Dolayısıyla burada etiyolojinin aydınlatılabilmesi için ön aşamada IVF hekiminin şüphelendiği
risk gördüğü olguları genetik üreme genetiğinde değerlendirerek altta yatan etiyolojinin saptanması için bir çalışma yapmaya karar verdik. Bunun için de geçtiğimiz sene içerisinde genetik hastalıklar açısından şüphe oluşturan 177 tane çiftin değerlendirmesini yaptık. Bu çalışmamızı geçen hafta Paris'te düzenlenen PGDIS Kongresi'nde de sunmuş bulunuyoruz. 177 tane hastalık risk şüphesi taşıyan çiftten 45'inde akrabalarında bir genetik hastalık öyküsü şüphesi vardı. Bazılarının gerçekten tanısı spesifik olarak konulmuştu. Bazılarının ise büyüme gelişme geriliği gibi polidaktili veya tek fenotipik bulgularla başvuruları söz konusuydu. Bunun dışında çocuğunda anomali saptanan veyahut da gerçekten direkt bir genetik tanı alarak başvuran ailelerimiz mevcuttu. Burada da yine multiple congenital anomaliden SMA, IUGR, mastositoz, onfalosel gibi çok non-spesifik bulgularla başvuran ailelerimiz, çiftlerimiz vardı. Son olarak başvuran çiftin kendisinde genetik bir hastalığın gerçekten tanısı konmuş olabilir veyahut da ön tanıyla başvuran hastalarımız vardı. Bunlar açısından da yaklaşık %30'luk dilimi kaplayan bir total evrende bir dilim mevcuttu. Bunların içerisinden çocuğunda genetik hastalık öyküsü olan veyahut da çiftin kendisinde bir genetik hastalık şüphesi olması mevcut olan 177'den 97 tane vakayı bir grup olarak değerlendirdik. Kalan akrabalarında genetik hastalık şüphesi olan 80 olguyu ise bir grup olarak değerlendirdik. Bunun sebebi de şöyle. Ailenin kendisinde bir çiftin kendisinde bir sorun olması veya çocuğunda sorun olması durumunda VES testiyle direkt tanısal açıdan bir yaklaşım sergileyebileceğimiz için hem VUS hem likely patojen hem patojenik varyantları değerlendirebiliyor olacağız. Kalan 80 kişilik akrabalarında genetik hastalık şüphesi olması durumunda ise taşıyıcılık testine tercih ettik ki çünkü buradaki fenotipik bulgular tam olmayabilir, tam doğru olmayabilir ve VUS kategorisinde bir bulgu olabilir ki biz de burada genotip-fenotip korelasyonu yapamayabiliriz. İlk grupta bu 97 genetik hastalık şüphesi olan gruptan VES dışında bir testle doğrulanmış bir tanısı olan veyahut da önceden bir genetik analizlerle saptanmış bir mutasyonu olan, yani ileri bir genetik test gerekliliği olmayan 31 vakayı dışlamış bulunuyoruz. Bunların içerisinden 97'nin içinden 66 vakada VES testini biz önerdik. Ailelerden yarısı bu testin yapılmasına onay verdi ve 33 tane hastadan 22'sinde hastalığa neden olabilecek bir varyant saptadık. Yaklaşık %66. Burada fetal anomaliyle başvuran çiftlerde çoğu daha önceden bir genetik analiz yaptırmadığı için burada VES Duo analizi yaparak çiftte bir mutasyon taşıyıcılığı var mı yok mu bu klinik bulgularla bunun araştırmasını yaptık. Kalp ve böbrek anomalisi olan bir ailemiz. Tekrarlayan IUGR öyküsü, iskelet displazisi, tekrarlayan multiple congenital anomali, hidrosefali ve polidaktili ve izole holoprozen sefali ile başvuran toplam 6 tane ailemizde belirtilen mutasyonları ve varyantları saptadık. Bundan başka etkilenmiş çocuk öyküsüyle başvuran, daha doğrusu tespit edilen VES testiyle varyantlar da örnek verecek olursak 1 ve 2 nolu vakaları her iki ailede işitme kaybıyla başvurmuş. Örnek verecek olursak ilk ailede anne ve baba taşıyıcı homozigot bir mutasyon saptanmış.
Dolayısıyla bunun aktarım riski mevcuttur. Ancak ikinci ailede yine işitme kaybıyla başvuran bir çocukları olmasına rağmen de novo bir mutasyon saptamış. Bunun tekrar etme olasılığını %1'in altında kabul ediyoruz. Diğer olgularımızda multiple kongenital anomali, gelişim geriliği, nörolojik defisitlerle seyreden olgulardı. Etkilenmiş çiftlere, kadın kendisinde veya erkekte olan olgularımızda ise işitme kaybını eşlik eden motor mental gerilik. Burada aslında bunu da vurgulamak istiyorum. IVF kliniğe başvuran bir kadın da gerçekten çok hafif düzeyde motor ve mental gerilik dahi olabilir. Fark edilmeyebilir. Gerçekten bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Aile sadece işitme kaybının farkında, motor veya mental geriliğin farkında olmayabiliyor. Bunu tek başına düşündüğümüz zaman da VES testiyle analiz yaptığımızda sorumlu gen mutasyonunu bulmakta zorluk çekiyoruz. İşte ilk öyküden yaptığımız filtreleme ile aileyi ilk yakalayıp sonra detaylı bir fenotipik değerlendirilmenin yapılması buradaki testin aslına bakarsanız verimini oldukça artırmaktadır. Diğer grupta bu akrabalarında genetik hastalık şüphe riski olan 80 olgudan 10 tanesi yine bize sonuçlarını bir şekilde elde ettiler veya daha kapsamlı test yapmaya gerek duymadık ve genişletilmiş taşıyıcılık analizi Expanded Carrier Screening ile 70 çifte önerdik. 15 tanesi yaptırmak istedi ve üçünde ortak bir gende bir mutasyon taşıyıcılığını saptadık. Bu çiftlerde de anne ve birinci ailemizde ailevi bir işitsel kayıp vardı. Bununla ilgili bir tespit yapıldı. İkinci aile hasta bir çocukları mevcut. PGTM öncesi ikincil bir hastalığın ekartasyonu için bu testi yaptırmıştı. Pozitif saptandı. Son ailede de yine ailevi bir multiple anomali sebebiyle yaptığımız testte taşıyıcılığı saptadık. Sonuçla çiftler değerlendirilirken IVF uzmanının üreme genetiği ile ilgili detaylı bir sorgulama yapması gerekiyor ki ilk aşamadan sonra bu hastaları yakalayabilelim ve bir farkındalık oluşabilsin. Bu sürecin birlikte yürütülebilmesi için IVF uzmanı ile genetik uzmanın mutlaka yakın dirsek teması içerisinde olması gerekiyor. Genetik alanında bu son zamanda olan özellikle NGS teknolojisinin hayatımıza daha da belirgin bir şekilde girmesiyle daha geniş testler, daha geniş paneller, VES testi, whole genom testi gibi uygulamalarla genetik hastalıkların toplum üzerindeki yükünü aslında bir miktar hafifletilebilmesi söz konusu. Dolayısıyla bunları da biz IVF kliniklerinde etkin bir şekilde kullanabiliriz. IVF öncesi genetik danışmanlıkla bu sürecin nasıl yürütüleceği, nasıl olacağı detaylı bir şekilde aileyle konuşularak hem masanın bir ucunda genetik uzmanı, bir ucunda IVF uzmanı ve aile birlikte bu süreçte neler yapılacağına dair birlikte bir fikir tartışması ve bunun neticesinde aileyi detaylı bir bilgilendirme imkanının doğacağını düşünüyoruz diyerek doğru vakaya doğru yaklaşım sergilememiz sağlıklı canlı doğum şansını artırarak diyerek ben sunumumu sonlandırmak istiyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz Burhan Bey'e. Aslında bize bir klinik genetik uzmanı olarak şu mesajları verdi diye düşünüyorum. IVF uzmanı olmak sadece vakanın infertilite testlerini sorgulamak ya da infertilite öyküsünü almakla kısıtlı değil. Çünkü günümüzde gerek genişletilmiş tarama testleri gerekse tüm gen dizileme testleriyle artık sadece genetik hastalıklar değil,
Örneğin kanser yatkınlığı, örneğin ileri yaşlarda ortaya çıkabilen hastalıkların yatkınlığı gibi birçok patolojik durum artık tanımlanabiliyor. Dolayısıyla IVF uzmanı aldığı öyküde bütün bu olasılıkları göz önüne alarak çifti ve ailesini sorgulamalı ki buradan riskli çiftler sizin sunduğunuz şekilde ortak bir çalışmayla ortaya konabilsin ve değerlendirilebilsin. Tekrar çok teşekkür ediyoruz ve 2 adet makale sunumumuzun ilkini sunmak üzere Doktor Murat Çetinkaya sizlere PGT-M uygulamalarında çiftlerin karar verme süreçlerini etkileyen faktörleri tartışacak. Yani şöyle ki infertilite veya değil, sorgulamadan elde ettik veya hasta kendisi bir öyküyle geldi. Sonuçta bir genetik varyantı tanımlamak istiyorsak ki biraz önce Burhan Bey altını çizdi. Gerçekten 17-19 Nisan tarihleri arasında Paris'te yeni yapılan PGDIS kongresinde en önemli gelişme şuydu. Artık bir embriyonun tüm DNA dizilimi gerçekleştirildiği için %99'un üzerinde bir doğrulukla tüm genetik hastalıkları, translokasyonları, aynı anda olabilecek şeyleri söylüyorum, aneuploidileri, poligenik hastalıkları ve çok önemli de novo mutasyonları tanımlayabilmek çok yakın bir gelecekte mümkün. Belki de üreme genetiği alanında çok devrimsel bir ilerleme aslında. Dolayısıyla bu bahsedilen testler çok geniş kullanılacağı için bu tanımlamada Murat Bey'in şimdi anlatacağı konuda sadece biz talasemi taşıyıcısıyız, bu nedenle geldik, nasıl karar verelim vakalarını kapsamayacak. Yapılan bu testlerde bulunan 1, 2, 3 bazen daha fazla gen mutasyonunun aynı anda embriyoda tanımlanmasını mümkün kılacak. Şimdi Murat Bey'i sunumunu yapmak üzere davet ediyorum. Merhabalar. Bugünkü makale sunumu olarak preimplantasyon genetik tanının tekken hastalıklarına yönelik olan bölümünde çiftlerin karar vermesine yönelik onların düşüncelerini etkileyen faktörler nelerdir? Bununla ilgili konuşacağız ve bundan çıkarılan sonuçları günlük rutine nasıl aktarabiliriz? Onu tartışmaya çalışacağız. Çiftler gen hastalıklarına yönelik PGT sürecinde nasıl karar alıyorlar? En önemli faktör bu. Bu çalışma tek gen hastalıklarına yönelik preimplantasyon genetik tanı için tedaviye dahil edilmiş olan veya tedavi öncesinde bilgi alan çiftlere uygulanan bir çalışma. Konsültasyon sürecinde kişisel çaba ile kişilerin kendilerinin edindikleri tıbbi personel dışında günlük hayatta edindikleri bilgilerin etkisi nedir? Karar verme süreçlerini nasıl etkiliyor bu? Ve klinisyen tarafından paylaşılan bilginin etkisi nedir? Bunların ağırlıkları nasıl değişiyor? Çalışma taşıyıcı çiftlerin davet edildiği web tabanlı bir anket olarak yapılmış. Ve 279 katılımcıyla Avustralya'da 3 merkezin hastaları dahil ediliyor çalışmaya. 3 basamaklı bir süreç izleniyor çalışma sırasında. PGT-M öncesi bilgi düzeyi sorgulanıyor çiftlerin. Ne kadar bilgiye sahip olduklarını düşündükleri, kişilerin kendilerini nasıl gördükleri bu konuda sorgulanıyor ve çok düşükten çok yüksek seviyeye kadar bir derecelendirme yapmaları isteniyor. Aynı zamanda kişilerin gerçek bilgi düzeyleri, yani gerçek bilgilerle, doğru bilgilerle test edilmesi sağlanıyor ve bu iki düzey karşılaştırılıyor. Bu niçin önemli? Herhangi bir klinik görüşme öncesinde çiftlerin kendilerini nasıl bir bilgi sahibi olduklarını
hissettikleri, ne kadar bilgili hissettikleri ve tedavi sürecinde bu bilginin üzerine ne ekleyebildiklerini yorumlamak açısından önemli. Aynı zamanda PGT sürecinde bilgilendirmelerde değerlendirilmiş. Tedavi süresince çiftler pek çok farklı sağlık personeliyle karşı karşıya geliyor ve onlar için en önemlisi Bağlantımızda bir sorun oldu sanıyorum. Murat Bey'in anlattığı konuda PGT en vakalarının hakikaten karar verirken eşlerin önce sürecin uzun bir setup dediğimiz uygulama kısmı var ki bu süreç hakikaten işlemin en önemli aşamalarından bir tanesi ve daha sonra bu işin hastalar için beklenmedik bir maliyeti var. Maliyet sonrasında PGTM yapılacak bu olgularda aynı zamanda embriyolarda kromozomlara bakılması gerekliliği var. Dolayısıyla eğer kadının yaşı ve yumurta rezervi de çok uygun değilse sonuçta transfer edilebilecek bir embriyo bulunamama riski var. Bütün bu riskleri göze alarak çiftler çok önemli bir konuda karar vermeye çalışıyorlar. Eğer sesteki problem giderilemediyse Karolin'in sunumuna geçebiliriz diye düşünüyorum. İsterseniz farklı bir odadan Peki. tekrar deneyebilirim. Peki devam et istersen şu anda iyi geliyor sesin. Şimdi tedavi son saati tekrarlamam gerekirse PGT sürecinde tedavide farklı sağlık personeli tarafından verilen bilgilerin tutarlılığı çok önemli. Bu tutarlılık açısından söylenen şey şu: çift ne bilgi alırsa alsın, gerek IVF doktor olsun, gerek genetik doktor olsun, danışmanlar olsun, hemşireler olsun, tutarlı ve aynı yönde bilgi istiyorlar. Bir sağlık personelinin verdiği bilgi bir sağlık personeli yalanlarsa ya da tersi yönde bir bilgi verirse bu çiftlerin tedaviye olan güvenini en çok sarsan unsurlardan birisi. Aynı zamanda bu ART ve yani tüp bebek uygulamaları ve PGT danışmanlığının çiftin memnuniyeti üzerindeki etkisini de oldukça büyük ciddi derecede etkiliyor. Bu süreçte aldıkları bilgiler çiftin doğru kararlar verebilmek için yeterli bilgiye sahip olup olmadıkları yönündeki düşüncelerini direkt olarak etkiliyor. Yani süreçteki tedavi sürecindeki bilgiler çiftin karar vermesinde ve sonraki memnuniyetlerinde direkt etkiye sahip. Aynı zamanda PGT işlemi sonrasında tüm işlemler yapıldıktan sonra çiftin bu geriye bakışını değerlendirmişler. Süreçte verdikleri karardan varsa herhangi bir pişmanlıkları var mı? Yani bu tüp bebek süreci ve PGT sürecine girmekten pişmanlık mı duyuyorlar yoksa bu verdikleri karardan tamamen memnunlar mı? Bu verdikleri kararları ne kadar gerçeklere ve doğru bilgilendirmelere göre verdiklerinin de araştırılması sağlanıyor. Bu son aşamayla. Sonuçları değerlendirirsek çiftin nereden en çok bilgi alıyor çiftler? En önemli bilgi kaynağı gerek klinik tıbbi genetik doktor olsun gerekse danışman olsun. Yurt dışında genetik danışmanlar da çok ön planda. Bunlardan en öncelikli olarak bilgi almak istiyorlar tedavi süreçleri hakkında. Çünkü bu hastalar temel olarak bir genetik hastalıktan muzdarip. Çocuklarında bu hastalık var ya da bu hastalığın ortaya çıkma riski var. Dolayısıyla birincil olarak tıbbi genetik doktoruyla muhatap olmak istiyorlar. Ancak bir sonraki tercihleri yani tıbbi genetik doktorundan gerekli bilgiyi aldıktan sonraki bir sonraki tercihleri de kendi hekimleri.
Yani bizim kliniğimize uygularsak IVF doktorundan da direkt olarak bilgi almak istiyorlar. Aslında tahmin edilenin aksine internetten araştırma ya da bir başka benzer durumdaki bir başka çiftin tecrübelerinden bilgi alma isteği bu doktorla görüşme isteğinden çok daha az. Aynı zamanda ülkemizde de çiftler öncelikli olarak ART hekimiyle karşılaşıyor. Dolayısıyla hani bu sonuçları birlikte değerlendirmek gerekiyor. Diğer bir taraf da verilen karardan duydukları memnuniyetin arttıran faktörler nelerdir? En önemli faktör olarak burada göreceğiniz gibi yani PGTM sürecine girdiler. Bu tedaviyi aldılar ya da almadılar ve ama sonunda verdikleri karardan ne kadar memnun oluyorlar? En önemli faktör burada gördüğünüz gibi alınan yani sağlık personelinin tarafından verilen bilginin tutarlılığı çok önemli derecede etkiliyor kararlarını. Bu bilginin yeterliliği de önemli. Hem tutarlı olacak hem de yeterli bilgi alacaklar. Üçüncü dereceye ise artık kendi kendilerine edindikleri bilgiden duydukları memnuniyet ön plana çıkıyor ve bu şekilde devam ediyor. Diğer bir sonuç olarak bakmak istersek, çiftlerin en çok öğrenmek istedikleri konular ise çocuklarındaki genetik hastalık riski nedir? Yani bu aile bir genetik durum olduğunun farkında, kalıtsal olduğunun farkında fakat bu çocuklarına ne kadar risk olarak aktarılıyor? Bunu ciddi derecede araştırmak istiyorlar. Ve diğer bir soru ise, evet bir genetik hastalık riskimiz var ama bu bizi ve çocuğumuzu girdiğimiz tedavi süreci nasıl etkileyecek? Kısa ve uzun dönemde risklerimiz nelerdir? Bunlar gerek IVF ile ilgili riskler olabilir, gerek PGT işlemi ile ilgili riskler olabilir. Sonuçta hiçbir işlem riski barındırmayacak, riski sıfıra indirecek diye bir durum yok. Özellikle PGT'de de belli derecede risk kalıyor ve bununla ilgili çiftleri doğru bilgilendirmek gerekiyor. Biyopsinin embriyo üzerindeki muhtemel etkilerini merak ediyorlar. Çiftler çok sorulan bir soru. Ve tüp bebek sürecinde kullanılan ilaçların uzun dönemli etkileri var mı? Bunlar sağlık yönünde bizi ileride olumsuz etkiler mi? Bunu çok sordukları sorulardan çıktı. Diğer bir soru ise tabii ki biz evet TGT sürecine giriyoruz ama bununla gebelik şansımız nedir? Merak ettikleri soru bu. Şimdi makalenin sonuçlarından bizim günlük rutin işlemlerimize bir çıkarım yapmak istersek, çiftler en çok infertilitenin kökünün araştırılması konusunda endişe yaşıyorlar. Çünkü özellikle gamet ve embriyo oluşumu ve gelişiminin etkilendiği zor arete vakaları bunlar. Tekrarlayan gebelik kayıpları ve açıklanamayan vakalar olarak karşımıza geliyor. Ve bu vakalar gen panelleriyle, erey tabanlı testlerle, aynı biraz önce bu Buğra'nın benim bahsettiği testler olarak egzom dizileme, tüm genom dizileme ya da genetik taşıyıcılık panelleriyle çalışılabilecek ve bir sonuca ulaşılabilecek çiftler. Diğer taraftan bu ARET'ye başvuran çiftlerde özellikle güncel genetik testler konusunda doğru bilgilendirme yapılması gerekiyor. Çiftlere herhangi bir test öneriliyorsa bunun amacı nedir? Maliyet ne olacaktır? Her ne kadar testler yaygınlaştıkça, teknolojiler geliştikçe maliyetler düşse de birçok çift için aslında bazı genetik testler hala ulaşılmaz düzeyde olabiliyor. Özellikle hani ülkemiz koşullarında. Diğer taraftan bir test yaptırdıklarında çiftler testi yaptırmadan önce muhtemel sonuçlar hakkında mutlaka bilgi verilmesi gerekiyor. Yani test bize sebebi açıklayabilir. Bu sebep infertilitenin sebebi de olabilir. Ya da ailedeki bir genetik hastalık, kalıtsal bir genetik hastalık da olabilir. Ama bunun sonucunu mutlaka yakalayacak mıyız? Yakalama ihtimalimiz nedir? Yakalarsak ne gibi tedbirler alınabilir? Yakalayamazsak yani bir sonuca ulaşamazsak bunun ne anlama geldiği konusunda çiftlere testi yapmadan önce de bilgi vermek gerekiyor. Endişe ise özellikle infertilite konusunda infertiliteyi açıklayacak bir neden bulunursa çifte.
Yani bu oosit kaynaklı da olabilir, sperm kaynaklı da olabilir. Çiftin en büyük endişesi infertilitenin artık resmileşmesi, bir kayıt altına alınması ve artık o noktadan itibaren infertil bir çift olmuyor. Karşımızdaki karı koca aslında o infertil bir bireye dönüşüyor. Yani çiftin çocuk sahibi olamaması tümüyle bayanın ya da bayın üzerinde bir yük olarak bindirilmiş oluyor ve çiftlerin bir genetik testi kabul etmemesi, araştırma amaçlı genetik testi kabul etmemesinin önündeki en büyük engellerden de birisi bu. Toplumsal ya da çifte eşine karşı olan duyulan bir suç duygusu olarak da düşünebiliriz. Çözüm olasılığı nedir? İnfertilite genetik kökenli ise muhtemel tedavi seçenekleri araştırılıyor. Bazı gen bozukluklarında çözüm daha yakın, bazıları ise patolojiye bağlı olarak şu anda uzak gibi görünüyor. Ancak deneysel çalışmalar mevcut. Semra Johnson'un da bahsettiği gibi RNA enjeksiyonları denenebiliyor. Sitoplazmik transfer düşünülüyor. Bu özellikle İngiltere'de deneysel çalışmalar olarak devam ediyor. Bunlara yönelik bazı onaylar alındı. Sitoplazmik transferle mitokondriyal bozuklukların, bazı spindle bozukluklarının önüne geçilmesi umuluyor. Ancak bunların hepsi şu anda deneysel çalışmalar olarak görülüyor. Dolayısıyla ciddi bir infertilite ile başvuran çiftlerde çıkan sonuç doğrultusunda gerçekçi bir bilgilendirme yapılabilmesi lazım. Ve IVF hekimlerine burada en önemli düşen görev de genetik yönlendirme ile çiftlere multidisipliner bir yaklaşım ve değerlendirme yapılabilmesi. Doğru bilgilendirme sağlanması, çünkü bilgilendirme çiftin sonucunun pozitif ya da negatif çıksa da fark etmiyor. Doğru bilgiyi aldıkları sürece aldıkları tedaviden de memnuniyetleri her zaman artıyor. Tanı yöntemleri nelerdir? Evet, ortada bir infertilite sorunu olabilir, bir kalıtsal hastalık sorunu olabilir. Ama bunları nasıl tanı koyacağız? Bunu çifte doğru bir şekilde aktarmak lazım. Ve bir sonuca ulaştığımız zaman bunu tedavi için kullanabilecek miyiz? Potansiyel tedavi seçenekleri nelerdir? Bunları çifte doğru bir şekilde aktarmak gerekiyor. Tüm ekibimiz adına çok teşekkür ederim. Murat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir sorundu bu. Tartışılması gereken bir konuydu. Sonuçta teknoloji gelişse de, testler yaygınlaşsa da hastalarımızın bu önerilere nasıl baktığı ve nasıl kabul ettiği çok önemli. Kendi hasta grubumuzdan gördüğüm kadarıyla Türkiye'de veya yakın coğrafyadan gelen çiftlerin genetik araştırmalar, genetik incelemeler yapılması konusunda istekleri çok yüksek. Tek sorun özellikle ülkemiz için maliyetler ve bir de yapılan genetik inceleme sonucunda mevcut patoloji ya da aktarım riski için sonuçta onlara nasıl bir çözüm önerileceği konusu. Şimdi Murat Bey'in sunumundan sonra son makale sunumu için sevgili Karolin Pirkevi'yi davet ediyorum. Kendisi de IVF olgularında aneuploidi oranının tahmin edilebilmesi için tüm gen dizileme tekniklerinin, özellikle tüm egzom dizileme tekniğinin kullanılmasıyla ilgili bir makale sunacak. Bu arada çok güzel sorular var. Ben özellikle IVF hekimlerinin bu konuyla ilgili bu kadar bilgili olmaları ve bu çok başarılı sorular sormalarından çok mutlu oldum. Birazdan onların yanıtlarına geçeceğiz. Evet, Karin. İyi akşamlar herkese. Bu akşam sizlerle paylaşmayı seçtiğim makale, hocamın da belirttiği üzere IVF hastalarına uygulanan tüm egzom dizileme ile bu hastalarda oluşturulan embriyoların aneuploidi oranlarıyla ilişkilendirilmesi üzerine bir çalışma.
Biliyoruz ki oositin meiyotik matürasyonu çok fazla evreli ve çok uzun süren bir süreç. Daha anne karnında profaz 1'de sinapsis kohezyon ve rekombinasyon evrelerinde görevli burada gösterilen getirebilirsem burada gösterilen genler ilişkilendirilmiş. Daha sonra profaz 1 diploden evresinde oosit duraksıyor, çapı büyümeye başlıyor. Fakat ergenliğe kadar bu şekilde bekliyor. İlk ovülasyonla beraber spindle oluşumu, metafaz 1'in gerçekleşmesi, homolog kromozomların ayrılması, meiyoz 1'in sonuçlanması ve metafaz 2'de asimetrik bir bölünme ile oositin fertilizasyonu beklemesi sürecinde görevli aşağıda gördüğünüz son derece önemli hani genler mevcut. Hocamın da başta bahsettiği gibi VE2 geni çokça bahsedilen bir gen, fertilizasyon başarısıyla ilişkilendirilmiş bir gen. Fakat tabii bu VES çalışmalarında elde edilen bu gen listeleri tek başına ne kadar önem arz ediyor? Aslında çok fazla değil. Çünkü bunların model organizmalarda en azından moleküler çalışmaları ile hands-on deneyler ile tam olarak işlevlerinin gösterilmesi, örneğin buradaki genliğin TRP13 geninin sinaptonemal komplekse görev alması, tam olarak hani VE2 geninin nerede fosforilo olduğu, hani kaskadın nasıl gerçekleştiği ile ilgili moleküler mekanizmaların çalışılması da önem arz ediyor. Bilinen genler ve hani popülasyonda en çok rastlanan infertilite, kadın infertilitesi ile ilişkilendirilmiş genler CEP120 ve MCM8 olarak geçiyor. CEP120 direkt olarak oosit aneuploidisi ile artmış oosit aneuploidisi ile ilişkilendirilmiş. Ve aynı zamanda MCM8 geni de erken menopoz riskiyle ilişkilendirilmiş bir gen. TUB8 geni de embriyonik arrestlerle ilişkilendirilmiş ve iki geni fertilizasyon başarısızlığıyla ilişkilendirilmiş genler. Fakat frekans olarak baktığımızda CEP120 ve MCM8 popülasyonlarda en fazla rastlanan genler olarak önümüze çıkıyor. Şimdi bu çalışmanın amacı nedir? Bu çalışmanın amacı her ne kadar başlangıçta belirtmeye çalıştığım gibi bilinen genler ve bilinen varyantlar olmasına rağmen sonuç olarak eğer hani hastaya doğru bir tanı ya da infertilitesini açıklamak istiyorsak sadece hani bir gene ya da bir varyanta bakmak tabii ki yeterli değil ve birçok gene, birçok varyanta beraber bakmak lazım ki hastadaki infertiliteyi tam olarak açıklayabilelim ve embriyolarında oluşabilecek aneuploidi riskini önceden tahmin edebilelim. Dolayısıyla bunun için bir modele ihtiyacımız var. Çoklu informatif varyantlardan elde edilen bilgileri alıp hastanın genomu ve embriyolarıyla ilişkilendirebilecek bir modele ihtiyaç duyuyoruz. Bu çalışmada yaptıkları şey de artificial intelligence kullanarak iki farklı grupta bir aneuploidi risk modeli oluşturmak. IFF'e başvuran bayanlardan elde edilen VES sonuçlarıyla. Metot olarak blastosis ploidisine bakıyorlar tabii ki ama bu makalede direkt olarak hani yeni bir data seti incelenmiş değil, hali hazırda mevcut bir data setini kullanıyorlar. 2010 ve 2011 atıflı iki tane makaleleri var. Hatta bu çalışmaları yürütmek için 2014 yılında Merck Serono'dan Grant for Fertility Innovation ödülünü almışlar ve hani hala bunun meyvelerini topluyorlar diyelim. Daha sonra bu blastositlerde uygulanan aneuploidi taramasının sonuçlarıyla kendilerinin daha önceden oluşturduğu AVADX isimli bir bioinformatik model kullanıyorlar. Ve bu bioinformatik model ile daha önce
çalışmadıkları, bilgisayara hani daha önce girmedikleri üçüncü bir grup üzerinde bu modeli test etmeyi öngörüyorlar. Kısaca bakacak olursak iki farklı grup var. Biri Illumina'da çalışılmış whole exome sequencing'ler, diğeri IonTorrent'te çalışılmış. Başlangıçta 160'a 166 diye başlıyor. Fakat grup homojen olsun diye etnisiteye yönelik bir ayırım söz konusu ve birinci grupta hasta sayısı 142, ikinci grupta 139'a düşüyor. Daha sonra kullandıkları biyoinformatik modellerle birinci grupta 10.029 gen, ikinci grupta 9.082 gen tarıyor, yani elde ediyorlar ve daha sonra bunun üzerinden bir model kuruyorlar. Kurdukları modelde Illumina kolunda 7 kuvvetli aday gen tespit ediyorlar. IonTorrent grubunda ise 16 aday gen tespit ediyorlar. Daha sonra üçüncü bir grup var demiştik. Üçüncü grupta şurada 62 hasta olan ve daha sonra 50'ye düşen grup. Bu 50 hastada da direkt olarak bu ikinci grupta kullandıkları modeli bu üçüncü gruba uyarlıyorlar, aneuploidi riskini tahmin etmeye yönelik. Birinci sonuç bu. İkinci sonuçta burada elde edilen 7 artı 16 geni protein protein interaksiyon analizine sokarak oradan bir network elde etmeye çalışıyorlar. Şimdi fenotipik özelliklerine bakacak olursak bu iki grubun birinci grupta 57, ikinci grupta 82, özür dilerim, 57 high rate grup dedikleri, yani %50 ve üzeri aneuploidi oranına sahip, 82 low rate grup, düşük aneuploidi oranına sahip %30 ve 6 iki hasta grubuna ayırıyorlar her iki data setini, hem IonTorrent grubunu hem Illumina data setini. Dikkat edecek olursak kadın yaşı aşağı yukarı homojen diyelim. Her ne kadar kadın yaşına yönelik herhangi bir filtre uygulanmamış olsa da nispeten homojen bir dağılım gösteriyor medyan yaşlar göz önüne alındığında. Oluşturdukları artificial intelligence ile oluşturdukları model sonucunda birinci grupta IonTorrent grubunda area under curve 0.77 bir model buluyorlar ki 0.77 oldukça yüksek bir rakam. Sonuçta şans eseri biz bunu tayin etseydik en fazla 0.5 olurdu, yani buradaki çizgi. İkinci data setinde ise bu ROC eğrisinin değeri 0.68 olarak belirlenmiş. Bu da kuvvetli bir rakam. İki grubu, yüksek aneuploidi oranı grubunu ve düşük aneuploidi oranı grubunu iyi ayırdığını göstermek amacıyla kullandığı skoru göstermiş burada. Birinci grupta 0.5 yüksek aneuploidi grubunda, 0.2 düşük aneuploidi grubunda, Illumina datasetinde high rate group 0.68, low rate group 0.37 olarak tespit edilmiş. İkinci sonuç ise toplam 23 tane gen bulunmuş, ilişkilendirilmiş demiştik. 16 IonTorrent grubundan gelen, 7 tane Illumina grubundan gelen. Bunlar farklı farklı genler bu arada. Toplam 23 tane aday gen var. Makalenin üzerinde durduğu 3 tane gen var. Çünkü bunlar model organizmalarda çalışılmış ve işlevsel olarak meiyoza ilişkilendirilmiş genler. Birincisi MCM5 geni. MCM5 geni Drosophila'da DNA çift sarmal kırıklarının crossover'a dönüştürülmesi ve meiyotik rekombinasyon yolunda görevli bir gen. İkinci gen FGYY geni. Bunun işlevinin yerine getirilmediği durumlarda hücre proliferasyonu, tümörigenez, disregüle bir hücre enerji metabolizması ile sonuçlanıyor. Dolayısıyla bu da hücre döngüsünde görevli bir gen. Üçüncü gen ise DDX60L geni. Bu da Drosophila'da çalışılmış.
MUS301 bunun ortalığının adı Drosophila'da. Bu da kromozom segregasyonunda görevli mayozda ve aynı zamanda DNA çift sarmal kırıklarının tamir mekanizmasında görevli bir gen. Dolayısıyla üçünün işlevini tam olarak mayozla ilişkilendirmişiz işlevler sebebiyle. Diğer 15 gen mayoz geni olduğu tahmin ediliyor bioinformatik tahmin süreçleri nedeniyle. Diğer genler ise embriyonik gelişimde görevli genler. Bu 23 aday gen listesi. Şimdi bu Ion Torrent modelinde oluşturdukları modelde üçüncü gruba uyarlandığında bu model her ne kadar AUC'si 0,7 küsur çıksa da üçüncü grupta herhangi bir korelasyon göstermiyor. Yani daha önce tanımlanmamış sıfırdan aldıkları yeni bir grup çalışıldığında oluşturdukları modelde amaçlarına ulaşamıyorlar diyelim. Çünkü prediksiyon skoru ile aneuploidi oranı arasında herhangi bir ilişki tespit edemiyorlar. Bu eğri 0,5'te kalıyor. Yani herhangi bir korelasyon tespit edilemiyor. Dolayısıyla hani model her ne kadar işlevsel olmasa da bu buldukları 16 artı 7 23 geni protein-protein interaksiyon network'üne dahil ettiklerinde ve bu her genin maksimum 2 gen ile ilişkisine olanak tanıdıklarında 53 genli kendi içinde kapalı bir network oluşturuyorlar ve bu genlerin daha çok DNA rekombinasyonu ve mikrotübül organizing center yani spindle ile ilişkili genler olduğu gösteriliyor. Dolayısıyla her ne kadar çalışmada oluşturdukları model muhtemelen metot kaynaklı olarak farklı bir grupta bir neticeye varmasa da yeni aday genler tespit edebiliyorlar. Ve dolayısıyla hani belki başka moleküler çalışmalarda bu genlerin çalışılması ya da başka VES'ler başka VES datalarında incelenmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla her ne kadar günümüzde gittikçe kromozom segregasyonu ile alakalı genler ve varyantlar ortaya çıksa da bunların bir şekilde ileriye yönelik hastalarda kullanılması için hani panellerin oluşturulması gerekiyor ki direkt olarak belki hani maliyetlerin düşürülmesi sadece hani VES analizi değil belki de farklı etnisitelerde daha çok mevcut olan farklı varyantların incelenmesi infertil ya da subfertil hastaların tayininde kolaylık sağlayacak. Sonuç olarak tabii ki de hani fertilite biomarkerının tespit edilmesi özellikle klinisyenin hastaya doğru bilgi vermesi, yeterli bilgi vermesi, genetik kökenli bir infertilite ise durum, bunun hakkında konuşulması, ileriye yönelik ne yapılabileceğinin konuşulması ve VE2 geniyle alakalı Semra Hocam başlangıçta komplementeri RNA'lerle ilgili bir çalışma göstermişti. Her ne kadar yaygın olarak henüz bunlar kullanılmasa da eminim ki gittikçe hayatımıza girecek ve ihtiyaç olduğu için hayatımıza girecek ve hastaları bu konuda daha çok bilgilendirmeye ihtiyaç duyacağız. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz Karolin. Çok güzel bir makaleydi gerçekten. Şimdi yaklaşık 1,5 saattir toplantı devam ediyor. Halen 100'e yakın kişinin bizi ilgiyle takip ediyor olması 1,5 saatten sonra etkileyici. Tartışma kısmında güzel sorular var. Bu soruların bir kısmı
hani klinisyen olarak bana yönlendirilmiş ama bir kısmında soruları sizlere yönlendireceğim. Çünkü beni aşan sorular da var aralarında. Şimdi sorulardan bakarsak sevgili Nur 9 Eylül sormuş. Demiş ki benim merak ettiğim canlı doğum elde edilen grupta bu ilk yapılan sunumda hangi gen defektleri saptanmıştı diye. Bu 266 sikluslu uygulamada sonuçta embriyo transferi başına 2,7'lik bir canlı doğum oranı vardı. Bu 3 vakayı soruyor Nur 9 Eylül. Bu vakaların daha önceki pay grafikte de gösterdiğim gibi %45'inde herhangi bir gen defekti gösterilemedi. Bu gen defekti gösterilemeyen vakalarda peki başka hangi nedenler embriyo gelişim problemine yol açıyor olabilir? Tabii ki tek başına genetik faktörler yol açmıyor buna ama öyle zannediyorum ki birçok diğer faktör yine genetik yolaklar üzerinden etki ederek etki yapıyor. Mesela embriyo gelişim aresti nadir polimorfizm tiplerinde ortaya çıkabiliyor. De novo mutasyonlarda yani germline mutasyonlarla aktarılarak ortaya çıkabiliyor. Embriyoda metilasyon probleminden dolayı ortaya çıkabiliyor. Veya hani geçmişte metabolomikslerle ölçülmeye çalışılan metabolik anormalliklerden ortaya çıkabiliyor. Ya da protein expression anomalilerinden ortaya çıkabiliyor embriyo gelişim defektleri. Belki bunlara ait genler de tanımlanacak yakın bir gelecekte ama bu bahsedilen 3 vaka genetik varyant saptanan vakalar arasından değildi bu canlı doğuma ulaşan vakalar. Bir diğer soru belki Murat yanıtlayabilir çünkü sitoplazmik transferden bahsetti bu embriyo gelişim defekti olan vakalar için. Merve Işık sormuş, diyor ki maternal spindle transferi bu olgularda kullanılabilir mi? Tabii burada tedavi alternatiflerinden bahsederken çiftin kendi biyolojik çocuğuna sahip olacağı tedavi alternatifleri farklı ya da sitoplazmik transfer ya da işte daha farklı yöntemlerin hani bunun bir donasyonla veya kısmi donasyonla olması farklı. Onun için burada maternal spindle transferi bu olgularda kullanılabilir mi? Murat, senin buna yanıtın var mı? Toplantıda Degenwells transferle ilgili bahsetti bu vakalarda yapılabilecek işlemler için. Spindle transferi aslına bakarsanız genetik durumların bazılarında uygun bir aday tedavi edici faktör gibi görünüyor. Tabi burada anomalinin yani patolojinin hangi aşamada aktif olduğu ve oositin gelişmesini, matürasyonu mu, fertilizasyonu mu etkiliyor yoksa ileri dönem embriyo gelişimini mi etkiliyor? Bunu oositin spindle'ını bozarak mı gerçekleştiriyor anomaliyi, patolojiyi? Yoksa daha metabolik olarak enerji metabolizmasını ya da NLRP genindeki gibi mitokondriyal dağılımı bozarak mı gerçekleştiriyor? O karar verici bir faktör olacaktır muhtemelen ileride. Yani mitokondriyal dağılımı hücre içindeki, oosit içindeki mitokondriyal dağılımı bozan bir gen bozukluğuysa o zaman spindle transferi bir tedavi edici uygulama olabilir tabii ki. Ancak spindle'ın kendisinin bozulduğu gen anormalliklerinde o zaman spindle transferi bir işe yaramayacaktır. O zaman daha çok DNA tedavileri gibi faktörler muhtemelen devreye girecektir. Bir başka soruyu sevgili kursiyerimiz Doktor Aziz Rodan yönlendirmiş. Demiş ki bu sunum üreme genetiğinde genetik tanı aşamasında pardon deneysel de olsa artık gen tedavilerinin IVF uygulamalarına girebileceğiyle ilgili
bize bilgi veriyor diyor. Ufuk açıcı bu sunum için teşekkür ederiz. Oosit matürasyon bozukluğu, fertilizasyon bozukluğu ve mitotik ares gibi anomalilere neden olan bu mutasyonlara sadece oosit ve embriyolarda mı bakılabiliyor yoksa anne ve baba adaylarında mı bakılabiliyor demiş. Burada belki Burak'ın hani bununla ilgili bir yorum yapabilir. Şöyle söyleyeyim. Burada tabii ki iki taraftan da bu analizleri yapabiliriz. Aslına bakarsanız ilk mutasyon sorumlu olacak gen mutasyonunu biz kadının kendisinde arıyoruz. Ancak bu segregasyon analizi dediğimiz ailedeki bu aktarılmış olduğunu düşündüğümüz mutasyonun üst kuşaktan nasıl aktarıldığını anlamaya çalışıyoruz. Buradaki ihtimal olabilir. Ya kişinin anne ve babasından aktarılıyor olabilir bu mutasyon. Ya da ikinci ihtimal de novo dediğimiz ilk defa o kişide ortaya çıkmış bir mutasyon olabilir. Dolayısıyla bu mutasyonun kalıtım özelliğinin anlaşılması, mutasyonun VUS mu, likely patojen mi, patojen mi, hangi seviyede olduğu açısından da bizim için değerli bir yaklaşım oluyor. Burada bir diğer soru var. Tarık Düzenli bu soruyu evrime yönlendirmek istiyorum ben. Diyor ki STRC X16-28 delesyonu Sanger'le doğrulandı mı acaba? Zira o bölgede SNV analizinde çok fazla false variant çıkıyor. Pseudogeni olduğu için Sanger ile de çoğaltılması oldukça zor bir bölge. Teşekkürler diyor. Bu beni aşan bir soru. Onun için Evrim ya da hani cevap vermek isteyen diğer arkadaşlar. Evrim senden alalım önce Tabii. yorumu. Tarık hocama teşekkür ediyorum. Hem aslında sunuma da kısa bir katkı göstererek de hocanın sorusunu yanıtlamak istiyorum. Burada infertil olgulara ait veri tabanları nadir hastalıklardaki veri tabanları kadar zengin değil ne yazık ki. Çünkü çok sınırlı gruplar tarafından bu infertilite testleri yapılabiliyor. Kaldı ki sizin kohortunuzda olduğu kadar detaylı hazırlanmış ve spesifik hasta grubunu bulabilme diğer bu konuya eğilmiş kişiler için büyük bir zorluk. Ancak bizim gibi akraba evliliği yüksek toplumlarda bu tür olgular bir miktar daha ön plana çıkıyor ve buradaki hasta verilerimiz her şey çok değerli bir noktada. O nedenle bu konuların üzerine bizler de uzun zamandır eğiliyoruz ve buradaki temel problem şu, veri tabanları zayıf olduğu için klas 3 varyant dediğimiz patojenitesi net olmayan varyantları sıklıkla tespit ediyoruz. Bu da buradaki en büyük zorluk da bunların gerçek anlamda bu kök neden olup olmadığını anlayabilmekte ileri bazı teknolojiler kullanmamızı gerektiriyor. Bunlardan en bariz ve ön plana çıkanlardan biri transkriptom teknolojileri. Biz de bir süredir bir Avrupa Birliği projesi yönetiyoruz bu noktada ve bu transkriptom ile bulduğumuz varyantların gen ürünlerindeki RNA ekspresyon farklılıklarına bağlı olarak buradaki varyantın gücünü anlayabilmek hedefiyle ilerliyoruz. Burada tabii Tarık Hoca'nın söylediği pseudogenler ya da conversion'lar, birçok genin challenging region diyebileceğimiz zorlu bölgeleri var. Bu zorlu bölgeler NGS dizilemede bir takım düşman bölgeler diyebiliriz. Bir pseudogeni ekarte etmek için uzun PCR, long PCR dediğimiz bir ek moleküler yaklaşım gerekiyor. Ve bunları yapmadan ister Sanger yapalım, ister NGS yapalım, bu pseudogeni ekarte edecek algoritmalar kullanmadan bu tür biyasların eline düşebiliyoruz. Buradaki en önemli konu Tarık Hocam, bu NGS dizilemelerine bu tür pseudogenleri ayırt etmemize sağlayan SNP'lerle bir biyoinformatik algoritma yaratmak en doğrusu. Elbette ki sadece Sanger yapmak değil, pseudogenden önce ekarte ederek hedef bölgeyi Sanger yapmak gerekiyor. Zannediyorum zaten Semra Hoca'nın çalıştığı iki grupta son derece güçlü iki dünya lideri.
Muhtemelen her bir varyantı konfirmasyon testi yapılarak bunlar deklare ediliyordur. Ama keza söylediğiniz şey çok doğru. NGS zorlu bölgelerin mutlak konfirme edilerek ilerlenmesi gerekiyor. Özellikle de pseudogenlerin. Bulunayım. Teşekkür. Bu vaka özelinde evet bir çalışma planlanıyor zaten. Ancak aynı zamanda erkek tarafında bir hafif de olsa bir sperm faktörlerinde düşüş var. Zaten bu STRC geninin hemen yanında da Cas-SPR2 geni mevcut ve aslında bu deletion kısmen de o gene uzanıyor. Dolayısıyla bu da gerçek bir değişim olduğunu hani bizi düşündürüyor ama tabii ki aile içindeki çalışmayı şu anda yapmaktayız. Yani bir iki hafta içinde o da sonuçlanacak zaten. Burada tabii şunu söylemek istiyorum sizlerin konuşmalarından yola çıkarak artık bu tür IVF uzmanlarının yabancı olduğu genlerle ilgili konuşmaların IVF hekimleri arasında da yaygınlaşmak durumunda olduğunu ve karşı karşıya gelerek her vaka bazında bunları tartışmak durumunda olduğumuzu da bildirmek istiyorum. Bu arada sevgili Aylin Pelinçil'in bir sorusu ve bir katkısı var. Aylin diyor ki, şöyle bir başa geçelim soruda. Dünyada elektif yumurta dondurmanın giderek arttığı göz önünde bulundurulduğunda matürasyon, fertilizasyon ya da embriyo gelişim arrestine sebep olabilecek genlerin tespit edilmesi özellikle aile öyküsü olan olgularda önceden egzom veya genom analizleri yapılıp ortaya çıkabilecek ve sorunun bir devamı niteliğinde başka bir kısmı daha vardı. Böylece bu durumların önceden öngörülmesinin sağlanabilmesi açısından önemli diyor. Yani klinik olarak şunu söylemek mümkün. Evet, oosit gelişim defekti, embriyo gelişim defekti, fertilizasyon başarısızlığı gibi problemi olan olgularda artık günümüzde büyük başarıyla kullanılan oosit dondurma teknikleri, immatür oositlerin veya matür oositlerin dondurulması mümkün olduğu için bahsedilen de henüz rutinde kullanılmayan bu tedavi yöntemlerinin kullanıma girebileceği zamana kadar bu olguların yumurtalarının dondurulması söz konusu olabilir. Hatta in vitro folikül matürasyon teknikleri de göz önüne alındığında bazı vakaların over dokularının dondurulması da bir alternatif olarak bu olgularda karşımıza gelir. Burada bir başka soru olarak Sayın Cengiz Tokgöz'den gelen bir soru var. Belki Karolin ile birlikte yanıtlayabiliriz bunu. Oosit granülasyonu durumunda biliyorsunuz oositlerde granülasyon olması sitoplazmik ciddi bir hasar. Bunlar lateral veya centrally located granülasyonlar olarak yama tarzında orta büyüklükte veya çok büyük olarak ortaya çıkıyorlar. Acaba oositlerinde bu tür problemi olan vakalarda da gen testi yapılmasını öneriyor musunuz? Veya embriyo gelişim arrestinde genetik örneği kadından mı, erkekten mi ya da embriyodan mı alıyorsunuz diyor. Şimdi ben ikinci kısmını yanıtlayabilirim. Tabii ki biraz önce söylediğim gibi embriyo gelişim aresti sadece kadına ait faktörlerden ortaya çıkan bir problem değil. Aslında genel olarak vakaların çoğunluğuna bakarsak embriyoların özellikle embriyonik genom aktivasyonunun oluştuğu süreçten sonra yavaşlaması şiddetli erkek infertilitesi olgularında daha sık görülen bir durum. Ancak bu çalışmada mümkün olduğunca şiddetli erkek infertilitesini ekarte etmeye ve ailevi erkek infertilite öyküsünün ekarte edildiği vakalardan yaptık bu çalışmayı. Ama eğer kadın tarafında böyle bir öykü ya da sorun yoksa, ancak buna rağmen embriyo gelişim aresti sorunu varsa ve bu tekrar ediyor ise her iki taraftan da bu tür egzom testlerinin istenmesi uygundur diye düşünüyorum.
Yine bu son Paris Kongresi'nde şiddetli erkek infertesiyle ilgili olan gen panelleri çok net bir şekilde açıklanarak ortaya kondu. Kimlerden gen paneli isteniyor şiddetli erkek infertesinde? Mikrosefal pinhead sperm örneklerinden, immotil cilia sendromundan, nonobstrüktif azoospermik olgulardan, globozoospermi olgularından ve şiddetli amorf baş görünümü olan sperm olgularından artık gen panelleri istenebiliyor. Dolayısıyla bir oosit matürasyon defekti gibi bir sorun yok ama fertilizasyon ya da embriyo gelişiminde problem varsa tabii ki hem kadının hem erkeğin değerlendirilmesi ve eğer mutasyon embriyonun gelişimini etkileyen ve aktarımı olan bir mutasyon ise ve embriyonun gelişimi buna müsaade ediyor ise embriyoda da değerlendirilmesi uygun olan bir durum olabilir. Bir başka soru, şu an için IVF hastalarında uygulanmasına klinik olarak başlanmış, onay almış herhangi bir gen anormalliği tedavisi var mı sorusu var. Burada gene Doktor Murat Bey'den bu sorunun yanıtını isteyeceğim. Çünkü ülkemiz için soruluyor ise bu soru, hayır daha ülkemizde ne yazık ki bu konular henüz tartışma aşamasında bile değil. Belki TSRM bu konuda öncülük yaparak gerçekten bakanlık ve bakanlıkta tüp bebekle ilgili üst kurulda gerçekten embriyo gelişim defekti veya oosit matürasyon defekti görülen bu olgularda donasyon dışı teknikler için araştırma imkanının sağlanamayacağına dair bir görüş götürülebilir ve bu tartışma ülkemiz için başlatılabilir. Ancak hani dünyada çalışmalara baktığımız zaman hani CRISPR dahil henüz embriyolarda insanlarda rutin olarak uygulanan çalışmaların olmadığını biliyorum. Murat, senin bu konuda bir yorumun var mı? Şu anda hani bildiğimiz kadarıyla klinik uygulamaya geçmiş. Yani klinik uygulamadan kasıt nedir? Oosit bir bilinen genetik anormallik var. Oosit kaynaklı olabilir. Bunu herhangi bir müdahale düzeltilip bunun sonrasında kişiye embriyosunun transfer edilmesi yani bir gebelik oluşturulması olarak düşünürsek bizim bildiğimiz öyle bir çalışma yok. Çin gruplarının yaptığı çalışmalar var. Özellikle RNA üzerinden çok büyük çalışmalar yapıyorlar. Bunlar umut vadeden çalışmalar çünkü elde edilen blastositler var ve bunların öploidi çalışmaları bile yapılmış. Hani PGTA çalışmalarıyla hani normal kromozomal yapıda oldukları da gösterilmiş ama hala bu çalışmalar güvenlik kontrolleri aşamasında. Yani klinik uygulamaya geçmeden bir önceki faz gibi düşünebiliriz. Transfer edilmişse bile bu vakalar en azından raporlanmıyor ve dolayısıyla hani bizim bir bilgimiz yok bu konuda. Diğer taraftan bir alternatif tedavi olarak tabii ki bunlarda yani spindle ya da sitoplazmik transfer olarak düşünülüyor. Bunlarda da İngiltere merkezli çalışmalar sürüyor. Ancak İngiltere merkezli çalışmalar biraz daha mitokondriyal hastalıklara odaklanmış durumda. Bu tür genetik bozukluklardan ziyade. Ancak tabii ki o başarıyla sonuçlandığı zaman klinik çalışmaları var çünkü spindle transferinin tamamen güvenilirliği kanıtlandıktan sonra bu yönde infertilitenin oosit kaynaklı ya da sperm kaynaklı bir olabilir. Infertilitenin tedavisini yönelik kullanılabileceği düşünülüyor açıkçası. Ancak Peki. şu anda bildiğimiz kadarıyla böyle bir çalışma yok. Ki Türkiye'deki yasal mevzuat üzerinde bunun mümkün olması da yakın dönemde büyük mücadele gerektiriyor gibi görünüyor. Bu arada tabii çiftler ülkemizde böyle bir tedavi yoksa uygulanabilen ülkelere gitmek amaçlı soruyorlar. Örneğin bizim TRIP 13 oosit matürasyon defektine tekrarlayan uygulamalarda yol açan gen defekti olan bir vakamızı Çin'de bu çalışmaların ana uygulayıcısı olan Doktor Wang ile görüştük. Antonio Capalbo ve ben. Ve
Bu vaka eğer böyle bir tedavi yani komplementeri RNA tedavisi uygulanabilirse Çin'e gitmeyi düşündüğünü söyledi. Ancak bu vakada yapılan Wang tarafından yapılan incelemelerde bu vakanın komplementeri RNA tedavisi için uygun olmadığına karar verildi. Yani ülkemizde uygulanmıyor olması çiftlerin yapılabilir ülkelere gitmesi için bir engel değil. Ama burada amaç asıl hastalarımızın bu ülkede bu tedavilerden faydalanabilmelerini sağlamak. Son soru, 2 saat oldu çünkü toplantının başından itibaren. Son soruyu yine Evrim Hanım'a yönlendireceğim ve sonra sadece bu toplantıyla ilgili vermek istediğimiz bir iki cümle mesajı bildirerek toplantıyı kapatacağım. Burada diyor ki Yekta Önder, tekrarlayan intrauterin fötal ölüm vakalarında ölü fötüsten ve veya plasentadan genetik analiz yapılabiliyor mu? Yapılabiliyorsa numune nasıl alınmalı? Hani belki konumuzla direkt çok alakalı bir soru değil ama hani bununla ilgili Evrim neler söylemek istersin? Veya Burhan yanıtlayabilir nasıl arzu ederseniz. Yok Evrim hocam, açık mikrofon kapalı mikrofonu. sanıyorum. Bir saniye lütfen. An geliyor mu sesim? Hocam elbette Evet. ki fetustan genetik test yapabiliriz. Ancak burada etiyolojisine bağlı olarak belki geniş tarama testleriyle ilerleyeceksek Trio anne baba ve fetusa ait bir çalışma yapmak uygun olabilir. Özellikle de novo varyantları da tespit edebilmek adına. Yanı sıra tabii tekrarlayan intrauterin fetal ölümlerle ilgili klinisyenlerin hasta öyküsüne bağlı olarak seçeceği teste göre işler çok değişiyor olacak. Belki Buğra Hocam burada katkı gösterir ama örnek nasıl gönderileceği noktasında transport medium içerisinde gönderilmesi yeterli DNA izolasyonu için. Ben Burhan, de evet. şu da bulunabilirim. Burada moleküler testler için bizim o fetal numune örneğinden bir DNA izole etmemiz, DNA'sını çıkartmamız yeterli olacaktır. Burada en basit tek gen dizileme testinden tüm genom analizine kadar kapsamlı olan bütün testleri yapabiliriz. Sadece burada en önemli nokta, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu bazen patoloji spesimeni gibi değerlendiriliyor. Bir formaline bir maruziyeti oluyor dokunun veya numunenin. Bu olduğu zaman herhangi bir PCR yapmamız mümkün olmuyor ve o doku tamamen ölü olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla az önce Evrim Hocam'ın da bahsettiği gibi bir transport medyumu olabilir. Hiç ona dahi ulaşma imkanımız yoksa basit bir SF'in içerisinde dahi bir genetik tanı merkezine veya bir laboratuvara numuneyi ulaştırarak gerekli analizleri yaptırtabilirsiniz. Son olarak Aziz Rodan bize bir konuda bilgi vermiş. Demiş ki FDA seyrek görülen kalıtsal bir göz hastalığını hedef alan yeni bir gen tedavisi terapisi kullanımını onayladı. İlgili mutasyonu tedavi etmek için FDA Luxturna adı verilen bir gen terapisini onayladı ve ABD'de bu tür hastalıkları hedefleyen direkt olarak uygulanan ilk gen terapisi olarak bu çalışma belirtildi diyor. Şimdi bütün katılan arkadaşlarıma, sunum yapan çok değerli arkadaşlarıma, Sayın Evrim Ünsal'a ve bizi 2 saat süreyle ilgiyle izleyen ve bu soruları bize yönelten tüm katılımcılara öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sonra TSRM'ye çok teşekkür ediyorum. Bizleri sizlerle buluşturdukları için. Özellikle değerli arkadaşım Bülent Urman'a çok teşekkür ediyorum. Böylesine muhteşem bir teknik yardımla bize, hele ki benim gibi bilgisayar özrü olan birisine, dün gece yarısına kadar verdiği teknik detaylar ve bilgilerle bizi bugün olaysız bir şekilde
sunumumuzu gerçekleştirdiği için Hakan Köyağız'ına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Son olarak şu mesajı verip bu toplantıyı kapatmak istiyorum. Eskiden bir terminoloji vardı. Endokrinologlar, yani IVF uzmanlarına bu isim veriliyordu. Sanıyorum bu endokrinoloji lafı yerini reproductive geneticistlere doğru bırakacak gibi görünüyor. Fertilitenin son sınırında bu tartışma vardı. Artık hayatımızda üremeyle ilgili genler ve aktarım riski olan hastalıklar IVF merkezlerinin ana konularından birisi olacak. Bu nedenle bu kooperasyonu, kolaborasyonu, bu ortak çalışmaları yürütmek ve ülkemizde bunları yaygınlaştırmak durumundayız. O yüzden sadece bilimsel bir sunum değil bu aslında. Bu ülkede yapılabilir stratejik uygulamalar için neler yapmamız konusunda da bize bilgi veren bir tartışmaydı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ve iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.